değerli izleyenler, Sayın Yahya Arıkan bizimle birlikte artık veda öncesindeki son konuşmalar için kendisine bırakayım sözü. Seçime girecek. O yüzden sizi izleyenlere, sizi takip edenlere, odadaki 32.500, 33.000 yuvarlasam olur mu? 33.000 kişiye neler söylemek istersiniz? Son çağrınız ne olur? Az önce aralarda da konuşuruz tabii ama siyaset ayrı, iş dünyası ayrı, rakamlar apayrı. Rakamlar hiç yanlış söyler mi? Okumaya bağlı. İyi okursanız söyleme adamı, iyi okuyamazsanız rakamınızı çok yanılır. Şimdi biraz önce ifade ettiniz İTO seçimle ilgili. Evet. Tabii bizim bir taraf tutmamız mümkün değil. Her meslek örgütünün kendi iç işleri. Orada sadece bir meslek komitemiz var. Hı hı. Onlarla ilgili ilgileniyoruz. İki grup orada da yarışacak. Bizim arkadaşımız yarışıyor. Onlara da başarılar diliyorum. Demokrat muhasibiyet olarak İTO seçimine giriyorlar. Evet. Onların da yanındadığını belirteyim. Şimdi efendim tabii 26 Mayıs'ta bir genel kurul olacak. Her şeyden önce hiçbir meslek örgütünde olmayan bir yanlışı buradan paylaşarak çağrımda bulunmak istiyorum. 2010 yılında ilk defa nispi temsili bir sistemle malum şartlarda bir seçim sistemi getirdiler. Demokratik gibi gözüküyor. Yani ve muhalefetin işine gelen bir şey olduğu için demokratik gibi gözüküyor. Yani seçime giren 4 grup varsa, hı hı, işte oylar 9'a, 8'e, 7'ye bölünerek aldıkları oy oranında yönetime girme olayıdır. İlk etapta bu güzel gözüküyor. Adı nispi temsil. Ama bakın ne oldu biliyor musunuz? 40'a yakın odada genel kurul yapıldı. Bir çoğunda şu an bir kaos başladı. Örnek. İl ismi vereyim mi bilmiyorum ama vermek yarar olur mu vereyim yani. Yani ben de bu diğer 4 grubun isimlerini vereyim mi bilemedim ama yani. Yok işte, ben Mansur'u yok. Söyleyeyim. Mesela Demokratik Değişim Grubu adına Hamdi Balcı, değil mi? Meslekte Birlik Grubu adına Mustafa Çaya, Ulusal Muhasebeciler Birliği Grubu adına Oktay Yeşilyurt, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına malum halihazırdaki mevcut başkan Yahya Arıkan adaylar. Şimdi bu isimlerin konuşmalarına bakıyorum, sözünüzü kestim ama bir kafa karışıklığı yok mu? Grup 3'ten 4'e çıkmış ama 4 grubun işte isimleri birlik çağrısı yapıyor. şimdi bakın, nispi temsili müsaadenizle tanımlamak istiyorum. Erzurum'da seçim bitti. 2-2-1. 3 liste girmiş. Başkan seçemiyorlar şu anda. Van'da seçim olmuş. 2-2-1. Başkan seçemiyorlar. Evet. Yani bu, bakın ben son olarak şunu söyleyeceğim bizi izleyen tüm üyelerimden. Bu nispi temsil üretimi bölmek, huzuru bozmak, kaostan başka hiçbir şey değildir. Ya biz 3 yıl yaşadık arkadaşlarla. İlk deneyi biz yaşadık. Ya gelen arkadaşlar meslek adına bir şey öneyim mi arkadaşlar? Üzülerek söylüyorum olayı. Sadece not tuttular. O notları şu anda kullanmaya çalışıyorlar. Doğru da not tutmasını bilmiyorlar, ayrı mesele. Şimdi bunun yerine bakın şöyle bir, herkes bizi izleyenlere her zaman söylediğim bir şey var. Bir ülkede örnek olması gereken önce meclistir diyorum ben. Eğer bir ülkenin başı olan parlamento demokrasiyi kullanmıyorsa, işletmiyorsa, sen başka birimlerde bunu oluşturman mümkün değildir. Nispi temsile göre parlamentoya siyasi partiler giriyor mu? Giriyor. En fazla oy alan parti hükümeti kuruyor. Peki o zaman ülkede yöneten bakanlar kurulu olduğuna göre diğer partilerden de aldıkları oy oranında milletvekili sayısına bakanlık var o zaman sen. Yok, orada olmaz. O yönetim. Bakanlar bir ekip. O da yönetimleri bir ekip. Çelişki burada düğümleniyor. O yüzden ben tüm seçmenlerimize diyorum ki 26 Mayıs mutlaka nispi temsil oyunu bozun diyorum olayı. Eğer bizden memnun değillerse, bu mesleği böyle taşıdığımıza inanmıyorlar, bizi seçmesinler. Bundan ısrarla söylüyorum olayı. Ya 9-0 seçsinler bizi ya da seçmesinler. Hangi grubu onu seçsinler. Ama hangi grubu oy vereceklerse 9-0 olarak bu işi yapsınlar. Bunun demokrasiyle alakası yok. Benim çırpıldığım nokta bu. Ha, şu olabilir, itirazım yok.
Muhalefet düşüncesi nerede ifade? Meclisler kurabiliriz seçim olarak. Ben demokrasiye karşı değilim ki. Mesela yasal hiçbir şey yoktur örneğin bizde. Danışma meclisimiz vardır. Bunu konuşmuyor arkadaşlar. Ama amaç koltuksa başka bir şey. Onu yorum yok. Danışma meclisinde seçmeye giren grupların her birine mecliste temsil yetkisi vermişti bugüne kadar. Oturuyorlar orada düşüncelerini aktarıyorlar. Ha diyorlar ki meclisteki düşündüklerimizi oda yönetimi gözden almıyor. Küllen yalan. Meslek odalarının her şeyi biz orada gündemimize almışız ve yol haritaları çizmişizdir her şeyden önce. Yani topta var bu olay biliyorsunuz. Mesela ticaret ve sanayi odalarında önce meclis seçiliyor meslek komitelerinden. Arkasından yönetim çıkıyor ve yoluna devam ediyor. Ama yönetim bir ekip mantığıdır. İşte bu seçim sadece ve sadece mali müşavirliğinde olan seçimin bence bir dönüm noktası. Neden biliyor musunuz? Bu kaosu durduracak olan tek bir var İstanbul. Çünkü her şey İstanbul üzerine. Bakanlarıyla, onlarıyla, bunlarıyla, medyadaki kapıların kapanmasıyla ama bir şey iyi göremiyor arkadaşlar. Üyeyi göremiyorlar. O üye öyle büyüyor ki o sandığa gittiği zaman her türlü baskıya rağmen biz her partiden oy alıyoruz. Hiç ayrım yapmadık bugüne kadar. Türkiye'de %70-%80 oy alan bir parti var mı sizce? Yok. Nedir bunun anlamı? Her türlü düşünceden oy alıyoruz anlamına geliyor. İşte bu seçimde 26 Mayıs günü seçmen öyle bir cevap verecek ki bir daha nispi temsilci gibi bir seçimi arkadaşlar da artık umutlarını kaybedecekler. Bu kadar enerjilerini başka alanlara aktaracaklar ki arkadaşlar ben görüyorum onları Allah ziyade etsin farklı yerlerin siyasetlerini, işlerini kurmuşlar, götürüyorlar meslek dışında. Oralara daha güzel zaman ayırlar. Belki daha orada hayırlı olurlar diye düşünüyorum. Benim tek dileğim 30.500 olan İSMO seçimlerine en az 30.000'e katılırsa Türkiye bizi konacak, bizi konuşacak ve bundan da hem meslek, hem İstanbul, hem Türkiye önemli sonuçlar çıkartacağına inanmaktayım. Benim inancım ve çağrım kısaca bunlar. Sayın Erkan çok teşekkür ederim. Hem İstanbul Ticaret Odası'nın yarınki seçimlerinde başarılar demokratik bir ortamda inşallah. İnşallah. Gameplay çerçevesi içerisinde inşallah, seçimler dileyelim size de efendim. Ben aslında çok teşekkür ediyorum. Bu kadar keyifli bir program yapmanızdan dolayı. En önemlisi çok naziksiniz. Düşüncelerimizi aktarma fırsatı vermenizden dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür bir borç biliyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yoğun koşuşturma içinde biliyorum geçen haftadan, ondan önceki haftadan konuşmalarımız vardı. Evet. Sağ olun. Ama sözümüzü durduk. Aynen öyle efendim. Çok sağ olun. Başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. İnşallah seçim sonrasında da artık geleceğiz. Tamam bravo. Süper oldu. Onu da almış olduk. Sayın Arıkan ben sizi uğurlayayım. Vaktiniz değerli biliyorum. Çok tutmayayım. Ben havayı alacağım. Bir havanın son dakikasını alacağım. Ondan başka biriyle yetineceğim. Farkındayım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz bir minik ara verelim ondan sonra vedalaşalım. Hadi bir ara sonra havanın son dakikası için Adil abi bekliyor. Gerçek hava durumunu öğreneceksiniz. Saniyeler sonra.